Babaannemin evine gelişimizin 3. günü bugün. Annem böyle büyük olduğu için buraya taşındık diyor ama babamla onları konuşurken duydum. Babamın işleri kötü gittiği için buraya gelmişiz. Babaannem beni tanımıyor artık. Bugün odasına gittim, yüzüme boş boş baktı. Babaannemin hasta olmadığı zamanları hatırlayamıyorum. Bana bir bebek hediye etmişti. Çok sevinmiştim. Al bakalım güzel ilalim. Deden almış bunu sana. Tek o günü hatırlıyorum ama rüya gibi. Dedemi hiç hatırlamıyorum. Ben 5 yaşımdayken ölmüş. Babaannem de dedem öldükten sonra hastalanmış. Hastalandıktan sonra çok fazla görmedim babaannemi. Bence babam onu öyle görmemizi istemedi, korkmayalım diye. Belki de kardeşim Ömer korkmasın diye gelmedik. Ömer gördüğümüz o korkunç şey yüzünden 2 yıldır konuşmuyor. Doktorlar bir çözüm bulamadı Ömer'in durumuna. Onun için çok üzülüyorum. Hiç konuşmasa da bulduğumuz oyun sayesinde onu az da olsa anlıyorum. Bunun ikimizin arasında büyülü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ömer bugün bana bu evden korktuğunu söyledi. Dedemin bahçedeki mezarı beni de korkutuyor. Hale bak. 3 gündür buradayız. Hala yerleşemedik. Ablacığım, kolay mı taşınmak? Onca eşya. Olacak o kadar. Şu düştüğümüz hallere bak Kübra. Üzülme bu kadar güzel ablam. Allah bir kapıyı kaparsa 1000 kapı açarmış. Hem bak, kocaman ev. Çocuklar için de iyi olur belki. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Halil'i hiç bu kadar umutsuz görmedim. Hayırdır abi? Sen pek uğramazdın buralara. Hayırdır Salih? İşim düştü sana kardeşim. Çok düşündüm gelsem mi gelmesem mi diye ama başka çarem kalmadı. Yardımına ihtiyacım var. Buyur, dinliyorum abi. Benim dükkanın son durumundan haberin vardır. Var abi, var. 2 aydır maaşları ödeyemiyorum. Vergi cezasından dolayı da zor duruma düştük. Toparlayacağız tabii ama... Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Biraz borç paraya ihtiyacım var Salih. Bir saniye abi. Efendim? Sağ olun. Oğlum oynama yemeğinle. Yesene, niye yemiyorsun? Ömer, ne oluyor oğlum? Ömer! Anne tamam. Ben hallederim.
siktim pezevenk. Anne. Rahime teyzenin yaptığı yemeği yemek istemiyorum şu Ömer. Neden sevmedin burayı? De. Yatan kadın bakıyor. Görüyor. Deyi getiriyor. Babaannemden mi korkuyorsun? Kadın. Bakıyor. Uyumuyor. Deyi getiriyor. Bakıyor. Kim bakıyor? Kadın. Babaanne. Karanlık. Büyük. Bebekler. Babaannemin yanındaki kadından mı korkuyorsun? Dedemi getiriyor. Babaannem görüyor. Mezarlık. Babaanne görüyor. Korkmana gerek yok onlardan. Yaşlı onlar. Babaannem bizi çok seviyor. Rahime teyze de o hasta diye ona bakıyor sadece. Hadi yatalım artık. İstersen yanında yatarım bu gece. Korkarsan gel yanıma ama. Siz hala uyumadınız mı Rahime abla? Yok oğlum. Annen bugün biraz rahatsızdı. Annemin dolabında bir şeye bakıp çıkacağım. Bak oğlum. Rahime abla. Efendim oğlum. Annemin yıllardır biriktirdiği parası vardı. Nereye koyuyordu biliyor musun? Bilmiyorum oğlum. Nereden bileyim, hiç paradan bahsetmedi bana. Tamam, sağ olasın. O Rahime'ye verdiğim parayı söylüyor, anladın mı? İçine baka baka yalan söyledi pezevenk. Yok 2 milyon borcu varmış. Yok zor durumdaymış bilmem ne. Dedim sana şuna güvenme diye. Ya bu insanları anlamıyorum ki. O atölyesini açarken bir sürü yardım ettim vakti zamanında. Hepsi aynı. Biraz para görünce hemen değişiyorlar. Bir de kalkmış akıl veriyor bana. Göt. Elemanlar azaltıyor. Lan sana ne? Dünün götü boklu beledi. Ya tamam takma kafana gel artık. Para aldım adamlardan biraz daha borç alacağım. Hırsız mıdır, tefeci midir bilmiyoruz. Neyse işte. Bugün aradım. Yarın gel veririz dediler. Başka çarem yok Feyza. Hayırlısı olsun. Thank you.
Haydi haydi. Öfke haydi. 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 Bak. O da geldi. Ömer. Ablacığım ne oldu? Rüya mı gördün? Annemi çağırmamı ister misin peki? Gel hadi. Hayrola sağlık ya canım saatinde? Halil abi, kapıdayım abi. Aç bir zahmet. Tamam, geliyorum. Allah Allah. Kusura bakma Halil abi. Rahatsız ettim gece gece. Bugün sen gittikten sonra çok düşündüm. Senin bu paraya ihtiyacın var abi. Al şunu. İstediğin zaman ödersin. Sağ olasın Salih. Çok sağ olasın. İyi geceler abi. Thank you.
ne? Elektrik çarptı herhalde. Ne yapıyordu ki orada? Bilmiyorum, kendim uyuyordum ben. Tamam, uzatmayın, sakin olun. Oğlum. Oğlum. Hayırdır Feyza Hanım? Yok bir şey Rahime Hanım. Merak etmeyin siz, biz hallederiz. Nedir bunlar? Onlar prizin içinden çıkarttı onları. Ben ne olduğunu biliyorum. Anlatırım sonra size. Bugün beraber çıkalım ha? Arabayla gezeriz biraz. Ne dersin? Hadi. Ömer bu sabah beni çok korkuttu. Dün gece de bana dedemi mezarından çıkartıp babaanneme gösteriyorlar dedi. Annem Ömer'e çok üzülüyor. Ben her gün dua ediyorum Ömer'in olsun diye. Keşke bu eve hiç gelmeseydik. Thank you.
Ömer! Rahmi teyzenin yemeğini yemeyeceğim! Bunlar ne ki böyle? Bilmiyorum. Rahime Hanım'ın söylediğine göre kayınbabamın işleriymiş. Evin her tarafına böyle yazılı kağıtlar yerleştirmiş. Sağdan soldan çok çıkarmışlar bunlar da. Anlamadım ki niye böyle şeylerle uğraşmış koskoca adam. Abla, ben bileziklerimi bozdurdum. Kübra, niye yaptın böyle bir şeyi? Ne gerek vardı? Abla, saçmalama. Gel buraya. Sen bekle arabada, ben iki dakikaya geliyorum, tamam mı? Aleykümselam. Aleykümselam. Sıkıldın mı oğlum? Hadi şimdi gidip sana istediğin oyuncağı alalım. Diyeceğim. Hilal'i de alıp dışarı çıkalım hadi. Açılırsın biraz. Evet hadi anne lütfen çıkalım. Kızım yemek hazırlamam lazım. E hadi siz teyzenle çıkın. Hem kitaplarını da alırsınız belki. Tamam tatlım. Hadi biz çıkıp eğlenelim. Annen de burada kalıp çalışsın. Hadi hazırlan. Bana bak. O getirdiğin paradan al, tamam mı? Sakın cebinden harcama. Aman abla sen de. Sabi olanlardan kapısı açık olanlar vardır. Onlar hiçbir şey yapmadan da karanlıktan ve diğer alemden haber alabilirler. Ama onlar için büyük tehlike, o karanlık alemde güçsüzdürler ve çabuk etki altına alınabilirler. Bu sabileri gözlerinden tanıyabilirsin.
Rahime Hanım. Rahime Hanım. Rahime Hanım. Rahime Hanım. Seni arıyorum her yerde. Yukarıdaydım. Saadet Hanım'ın yanında. Yukarı gelip baktım, yoktunuz. Annem kustu. Ne yapacağımı bilemedim. Ben görmedim geldiğinizi. Ben hep yanındaydım. Saadet Hanım uyuyor. Boşaltmazsam kızıyor bana.
Aa, babaanne yine saçlarını kesmiş. Bak burada. Ali. Kübra geldi bugün. Para getirdi. Bileziklerini bozdurmuş. Elimize geçince öderiz artık. Sağ olsun. Çekmeceye koydu bal oldan. Lazım olur sana şimdi. Ali. Çocuklar burada kalmak istemiyor. Biliyorum, biliyorum da ne yaparız, ne ederiz, nereye gideriz? Bugün aldığım para maaşları ödemeye bile yetmedi. Bakalım. Avukatla görüşeceğim. Annem sağken belki evi satabiliriz. Çok iyi olur. Hepimiz kurtuluruz. De babamın mezarı buradayken evi nasıl satarız? Kim alır ki? Halil, aşağıdaki oda niye kilitli? Hangi oda? Rahim abla. Kazan dairesinin kapısı niye kilitli? Dokunmayın oraya oğlum. Annen kilitledi orayı. Niye, ne var içeride? Baban hastalığının son zamanlarında hep orada kalıyordu da o yüzden oğlum. Hiç böyle bir şeyden haberim yok. Oğlum girmeyin oraya. Annen istemez oraya girmenizi. Orayı açmayacağım anne. Evin anahtarlarını aldım. Anahtarı yok kapının. Çocuklar uyuyor şimdi. Gürültü olur kapıyı kırarsam yarın sabah bakarım. Halil. Annem ayağa kalkabiliyor mu? Feyza'cığım yat şimdi. Yarın sabah konuşuruz. Ömer?
niye dolaba girdin ablacığım, korktun mu? Abla, Dün gece yaşadıklarımı kimseye anlatamadım. Annem zaten Ömer'e üzülüyor ve ilaç içiyor. Benim de kötü olduğumu öğrenirse daha çok üzülür. Ömer bana bu sabah hiç tanımadığım bir adamdan bahsetti. Adı Orhan'mış. Ve geceleri onunla konuşuyorlarmış. Böyle bir şey mümkün müdür hocam? İki farklı zihnin veya ruhun arasında iman, fikir, yardım alışverişi mümkündür. Eski büyük alemlerin eskimez ifadesiyle minel kalbi ilel kalbi sebila. Yani kalpten kalbe giden bir hattır bu. Bu da bir nevi ferasetin kerametidir. Hazreti Ömer'in halifelik yıllarıydı. Takvimler de hicretin 23. yılını göstermekteydi. Hazreti Ömer Nihabend bölgesine bir ordu göndermiş. Başına da Sariye isminde bir zatı geçirmişti. Halife her cuma olduğu gibi o cumada Medine'de Mescid-i Nebevi minberinde hutbedeydi. Hutbeyi okurken 3 defa ya Sariye dağ diye seslendi. Daha sonra ordunun habercisi geldi. Hazreti Ömer sordu. O da şöyle anlattı. Ey müminlerin emiri, mağlup olmuştuk. Biz bu vaziyetteyken bir sesin 3 defa ya Sariye dağ diye nida ettiğini duyduk. Bunun üzerine sırtımızı dağa verdik. Ve böylece Allah düşmanlarımızı hezimete uğrattı. Tabiat kanunlarının yaratıcısı Allah olduğuna göre onların hükmünü değiştirmek de onun kudretindedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Onun nezdinde mümkün olmayan bir şey yoktur. Elhamdülillah hocam. Duyuyor musun sesleri? Oğlun da belasını arıyor. Senin parayı oraya sakladığını sanıyor.
Kapat gözlerini. Tamam aç. Ömer sen nereden biliyorsun ya? Bakıyor musun yoksa? Alo? Abla sana bir şey söylemem lazım. Durum birkaçını almıştım. Kapı açmak içinmiş onlar. Evde bulundurmamalıymışsın. Şuymuş. Büyü gibi bir şey dedi. Tamam, tamam Kübra. Yak-
İsmail Feyze. Enes mi suçlu? Feyza. İyi misin? Ne oluyor? Anne, hiç iyi değilim ben. Tamam. Kötülüklerden kurtulmak için dua ediyorum. Karanlıktan çıkmak için ona sığınıyorum. Bizi cinli şeytanların acımasızlığından koru. Allah'ım, olmasını hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Kötülüklerden kurtulmak için dua ediyorum. Karanlıktan çıkmak için ona sığınıyorum. Senin bu paraya ihtiyacın var abi. Annemin yıllardır biriktirdiği parası vardı. Nereye koyuyordu biliyor musun? Nereden bileyim, hiç paradan bahsetmedi bana. Para yok evde. Hepsini kadına verdim. Fahime abla, sen odana git. Ben annemin yanında kalacağım bu gece. Oğlum sen bakamazsın. Bakarım, sen git yat. Abla, ben ne zaman geldim annemin odasına? Demin geldin ya oğlum. Annemin yanında kalacağım. Sen git dedin. Tamam, sen geç annemin yanına. Ömer.
Babanın bahçedeki mezarı korkutuyormuş Ömer. Ama o orada yaşıyor. Yemekten sonra hep oraya gider. Hilal! Hilal gel yavrum. Babacığım. Gidip Hilal'e bir bakar mısın? Abla. Ömer'in durumuna çok üzüldüğüm için bu kabusları görüyorum belki. Küçükken de annem ve babamın bir gün öleceğini öğrendiğimde renkli renkli adamlar görürdüm hep geceleri. Ben yatağımın altında saklanırken onlar yatağımın üzerine oturup konuşurlardı. Ama ne konuştuklarını hiç anlamazdım. Bu evi hiç sevmedim. Bana o adamları hatırlatıyor. Çocuklar ben çıkıyorum. Ben yokken annenizi üzmeyin tamam mı? Hadi hoşça kalın. Arabaya alıcı çıkmış. İnşallah iyi para verirler de satarız arabayı. Ay hadi inşallah. Hadi hoşça kal. Hadi hadi güle güle. Rahim abla.
Feyza. Efendim? Rahim abla evde mi? Az önce annemin yanına çıkıyordu. Şimdi dışarıda gördüm, eve bakıyordu. Ben görmedim çıkarken. Allah Allah. Tamam canım. Görüşürüz. Rahim abla. Rahim abla. Rahim abla. Rahim abla. Rahim abla, niye açmıyorsun kapıyı? İçeri girelim artık. Biz çok yanlış bir şey yaptık oğlum. Şimdi sana anlatacaklarımı. Tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama artık sonucuna razıyım. Senin çocukların var. Günahsız onlar. Annen eskiden beri fala, büyüye, muskaya çok meraklıydı. Ara sıra beni çağırıp falına baktırırdı. Muskalar yazdırırdı. Falçısıydım onun ben. Babanın hastalığının ilerlediği bir zamanda annen beni arayıp doktorların babanın derdine bir çare bulamadığını söyledi. Bana muskalar yazdırdı. Onu okumamı istedi. Günlerce, haftalarca uğraştık. Muhsin biraz daha iyi. Ama son günlerde biraz tuhaf davranmaya başladı. Annen başlarda bunu hiç kafasına takmamış. Ama daha sonra baban annenle konuşmamaya başlamış. Baban kazan dairesine girip saatlerce orada kalıyormuş. Odadan hiç çıkmıyor. Dükkandan getirdiği eski vitrin mankenlerini kazan dairesine sokmuş. Onlarla konuşuyor. Üzerlerine bir şeyler yazıyor. Annen artık babanın aklını yitirdiğini düşünmeye başlamış. Bir akşam gizlice kazan dairesinin kapısına gidip içeriği dinlemiş. İçeriden tuhaf tuhaf sesler geliyormuş. Türkiye'de evlilik.
babam annenin cin bir karısı olduğunu ve ondan bir çocuğu olduğunu söylemiş. Babanın söylediğine göre annenin bana yazdırdığı muskalar yüzünden öteki alemdekiler babana musallat olmuş. Annen bunları öğrenince iyice delirdi. Babanı bu durumdan kurtarmak için annen benden yine yardım istedi. Korktum. Eve gitmek istemedim. Annen bu duruma birlikte neden olduğumuzu, eğer ona yardım edersem bütün parasını bana vereceğini söyledi. Babanın ilacına kene otu koyup uruttuk. Ona musallat olan öteki alemdekileri yakmak için babanı Bodrum'daki hamama götürdük. Vallahi ana, rahmiya, rahmiya. Rahminha, tahrikak. Rahminha, rahminha. Rahminha, rah. Rahmiya, rahmiya. Rahmiya, fi ulaadi, fi merto. Allah ya'ana. Allah يبدلك الله يبدلك عكس الله يبدلك دلع روح ارمية الله يجيل فيك روح ارمية 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 روح روح بعتل يا افرق بعت تهرقة يا هالأبدو تهرقة يا هالأبدو قولوا بداو يا ترابط Baba bizim yüzümüzden öldü. O geceden sonra annene musallat oldular. Babanın öteki alemden olan karısı her gece annenin yanına gelip kocamı öldürdünüz. Çocuğumu yaktınız, beni sakat bıraktınız deyip sen de yaşadığın sürece acılar çekeceksin diyormuş annene. Annenin kötü bir amacı yoktu oğlum. İyilik yapacağız diye bulaştığımız bu musibet annenin de benim de hayatımızı kararttı. Yaptığımız o yanlıştan sonra bana da musallat oldular. Bak. Büyüler yazdırdılar. O evi yerleştirmemi istediler. Benim yardımımla o evi sahiplendiler. Ondan sonra da benim o eve girmeme hiç izin vermediler. Rahim abla sen ne söylüyorsun? Sen yıllardır anneme bakıcılık yapıyorsun. Annemin yanında kalıyorsun. Ben annene hiç bakıcılık yapmadım oğlum. Anneni o evde esir tutuyorlar. Ona büyük acılar yaşatıyorlar her gün intikam almak için. Babanın evin bahçesine gömülmesini isteyen de onlardı. Annenin yaptıklarını unutmaması için her gün babanı mezardan çıkartıp annene gösteriyorlar. Sizin de o evde kalmanıza izin vermezler. Anneni de ölene kadar rahat bırakmayacaklar. Hadi. Geliyorum. Anne sen ne yaptın? Bu evden gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Yarın bakarız. Ya da bir yer bulana kadar annenlere gidersiniz.
oldu böyle birdenbire? Arabayı sattın mı? Rahim Hanım'dan da haber yok hala. O artık gelmeyecek. Anlatmayacak mısın ne olduğunu? Bu evden çıkmamız lazım Feyza. Annemi de yanımıza alacağız. Onu evde yalnız bırakamayız. Seni götüremeyecekler. Ölene kadar gidiyoruz. Bırakmam. Korkma anne. Gidiyoruz buradan. Ömer, kalk oğlum. Kalk oğlum. Gidiyoruz buradan. Gidiyoruz. Allah'ım eğenik. Şeyhul haber. Allah'ım eğenik. Hilal. 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 Aşağı iniyoruz. Hadi. Ömer nerede baba? Aşağıda bizi bekliyor. Neden aşağı indik Ömer? Şşş, sessiz ol. Anneni uyandırmayalım olur mu? Hı. Hadi gel benim. Ne oluyor baba, ne var içeride?
gidiyoruz buradan. Gel. Feyza. Feyza. Hadi kalk. Gidiyoruz. Çocuklar bizi bekliyor. Ne diyorsun Ali? Nereye gidiyoruz? Kalk. Çocuklar bizi bekliyor. Hadi konuşma. Çocukları bekletmeyelim Bodrum'da. Delirdin mi Halil? Ne işi var çocukların Bodrum'da? Ömer. Hilal. Aşağıdalar dedim ya. Gel benimle. Anne. Gel. Anne çocuklar nerede? Anne çocuklar nerede? Leyla bizi bekliyor. Ne diyorsun sen Ali? طلع قدامي اين انت مو ترفع رب العالمين جناحك كبير وي الله تعالى ما يخلي لك حس قلبي عليك عارفون انت gidiyoruz işte. Yeah.
ver talkın demi. Allah Teala mı halli alik? Arfen das kalbi alik. Eşid min tıfıl zgir. Alik hakta seyfinay. لا الله تعالى ما يخلي عليك. Keşke annemi de alabilsek. Ama izin vermediler. Annem siz gideceğiz. جسم المريض نادم معي ايش سمعك طفل صغير ايش سمعك طفل هاك الصبي الطفل ايش تريد منه ايش سوى فيك استعمل هي جسم المريض كم معي ايش تريد من هالولد استعمل هي جسم الهرم نادم معي ايش تريد منن قد جرنا العذاب نادم معي ايش سمعك طفل صغير ايش سمعك طفل صغير تكلم معي نادم علي عينيك علي عينيك اجرمك اجرم جزاتهم اجرمك طفل صغير ايش سوى فيك ما هي اختون هي جسم
İstediğim benden. Halim mertehim. Hayatın da kılayım. Ruh min ha! Halif selada balayın! Sen ve cisim keleti mut. Yedim maya. Estağmayı cisimim var edeyim. Etalı kıdemi keleti mut. Takdisir. Hayatın da kılayın. Gir Rabbül alemin eşri. Takdisir. Adim mi ve kerim mi? Sen bile cisim ne etmeyim hayır. Merkez seni dumarayım. Tabii ben bütün zar. Oğlum bütün med. Valliyo hakmimi. Mottekin cesim. Muhalifin nakimli. Melike aksın aleyhine hizzam. Gayl Rabbul alemin muhteki cesiyo. Unti muhtekin cesiyo. Şusum ki. Şusum ki. Şusum ki. Şusum ki men enti. Şusum ki. Ana ismi Şufyazi. Haraku veledi. Katauhum min rohi. Sabim ben bütün veledu. Hakı zelem. Henne şeyyav. Fetehulu babı hel alem. Sarnali aleyh. Sabim ben bütün zar. Oğumun bütün med. Halliyo akliyemi. Cihet aleyhin azab el matar. Cihet aleyhin cehennem el azab. Cinfet sunuz gülahatı. Halliyo akliyemi. Rabbül alemin muhteki cesiyo. Gayyil hakli be. Ey Rabbül alemin muhteki cesiyin. Rabbül alemin ahimmi, erimmi, esri takdisir. Rabbül alemin ahimmi, erimmi, esri takdisir. Rabbi esri takdisir. Huve gafur, huve kerim. Rabbi esri takdisir alim. Huve Rabbül alemin mi? Rabbi esri takdisir. Kötü geceden aylar sonra bugün ilk defa yazıyorum. O geceden sonra o evden ayrıldık. Babaannem 2 ay sonra aramızdan ayrıldı. Babam babaannemin evini sattı. Dedemin mezarını da evin bahçesinden taşıdılar. Şu anda her şey güzel görünüyor. Annem babam daha mutlu. Babamın işleri düzeldi. Ama ona bakarken bazen hala o geceyi hatırlayıp korkuyorum. Abla,
Ablacığım.